yürütmek zorundalar. Kim Esma telefon hattında ben de şu anda çocuğumu kayınvalideme göstermiyorum diyen bir gelin. Bu başka biri. Moda Elif oldu Hanım, bu. Yeni moda oldu. Seyirci. Yeni moda mı? Anam ya, bu da yeni moda oldu. Evet. Peki seyirci Elif Hanım, ben de çocuğumu kayınvalideme göstermiyorum. Elif Hanım merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Şimdi izliyorsunuz ekrandan. Yaşadığınız bir durum sanırım. Evet. Kayınvalidenize çocuğu niye göstermiyorsunuz, torununu? Esra Hanım şöyle, öncelikle Nurten Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Hani sürekli gelinine atıyor bazı şeyleri ama yani yapılan şey yanlış. Şöyle söyleyeceğim. Benim eşim de eşim, annesiyle gizli görüşse yani bunu duyduğum an hiç göstermem ben çocuğumu. Çünkü hani ne? Şöyle söyleyeyim. Oğlunu seviyorsa gelinini de sevmek zorunda. Çocuğunu da sevmek zorunda. Hani diyor ya, bana saygı duymak zorunda. Evet. O da gelinine saygı duymak zorunda. Hani bunlar unutulmasa zaten emin olun bunlar yaşanmaz. Siz kaç yıldır kayınvalidenize görüşmüyorsunuz ve çocuğunuzu babaanneyle görüştürmüyorsunuz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 9 yıllık evliyim. Evet. 9 yıldır ben bu sorunları yaşıyorum. Evet. Hani sürekli bir şans, bir şans, bir şans dedim ama hani olmadığını anladığım andan beri ben görüşmüyorum. Ya biraz daha Nurten Hanım yapıcı olması gerekiyor bence. Ben de yıkmaya gelmedim zaten. Eşinizin bu konudaki tavrı nasıl size? Benim eşimin bu konuda tavrı söyleyeyim. Nurten Hanım'ın oğlu gibi değil en azından. Hani oğlunu... Bir şey söylenmesini istemiyor anladığım kadarıyla Nurten Hanım. Sürekli hani oğlum yapmaz diyor ama bütün suç bence oğlunda. Elif Hanım, yani çocuğunuzun babaannesiyle görüşmesinde bir sakınca var mı? Zarar görüyor mu? Yani babaanneyle görüştüğü zaman. Hülya Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum gittiği an beni götürüyorlar. Hani benim çocuğum gelip bana bunu anlattığı günden beri ben çocuğumu göstermiyorum. Ne anlamadım. Yani hani çocuğum oraya gittiği zaman benimle alakalı olumsuz şeyler söyleniyor çocuğuma. Çocuğunuz kaç yaşında? Çocuğum 5 yaşında. 5 yaşında. Evet. Anne seninle ilgili olumsuz konuşuyorlar mı dedi? Evet. Yani anne hani babaannem seni neden sevmiyor? Ya da anne neden babam hani babaanneme gitmek istemiyor? Çünkü eşim de bir süre sonra artık hani gitmek istemedi. Yani benimle alakalı konuşulanlardan dolayı. Eminim yani bu da o şekilde bir şey. Hani eşi sonuçta şu an canlı yayına bağlanmak istemiyor oğlu. Evet. Eşi zorla bunu nasıl yaptırabilir ki? Siz yaptırabilir misiniz yani? Ben yaptıramam. Şimdi siz de kayınvalideye göstermiyorum diyorsunuz ama benim çocuğum oraya gittiği zamanlarda benimle ilgili olumsuz konuşuyorlardı. Evet yani. Eşiniz annesiyle görüşüyor mu? İstediği zaman görüşebilir ama şu an görüşmüyor yani. Ben bunu engelleyemem, engellemem de zaten. Yani sizin bir baskınız var mı bu konuda, kendi isteğiyle mi? Hayır tabii ki de kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle. Sizin iddianız şu ben ama. Yani Elif Hanım, sizin iddianız şu. Benim çocuğumun gelişimi açısından ben sağlıklı bilmiyorum. Tabii bir anne olarak bunun değerlendirmesini siz yaparsınız ebeveyn olarak ama Nurten Hanım'ın iddiası şu. Ben çocuğu hiç görmedim diyor. Hiç yani tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Görmediği birinin iletişime geçilmeyen, bir babaanne kavramını bilmeyen bir çocuk da var. Ama avukat hanım şöyle söyleyeyim, hani zamanında yaşanmışlıklar vardır. Hani daha öncesinde gelin bazı şeyleri yaşamıştır ki şu an bu pozisyondalardır. Zaten hepimiz gelinler yaşıyor. Biz gelin olup da biz bir şey yaşamadık. Hep siz yaşıyorsunuz zaten. Ama biz siz derken şu anda niye cepheleşiyorsun? Niye cepheleşmeyeceğim? Yani o da kaynan olacak. Bak benim gelinim de kaynan olacak. Şu an bana bile telefon versen nasıl sinirleniliyor? Evet. Gayet rahatım, sinirlenmiyor. Elif Hanım bir şey soracağım. Mesela Tarık Bey ile ekip arkadaşlarımız iletişim kurduğunda şu cümleyi kurmuş. Eşim izin vermiyor. Yani bir insan bunu zaten söyleyemez. Hani bilmiyorum. Ben şahsen eşim izin vermiyor demem, bir bayan olarak söylüyorum bunu. Bunu hani bir erkek söylüyor. Bunu söylüyorsa sıkıntı vardır Esra Hanım. Ne gibi sıkıntı vardır? Yani şahsen ben öyle bir insan olsa hayatımda yani nasıl söylenir bilmiyorum. Çok yapıştırıktır. Hani bilmiyorum. Tanımlamalarımızı o şekilde yapmayalım. Yani evlilik birliği içerisinde kararlar tek taraflı alınıyor demektir. Ne demektir? Evlilik birliği içerisinde karar mekanizması tek taraflı olduğunu gösterir. Nurten yani sonuçta kendisi, herkes kendi beyni var. Düşünebilir, karar verebilir.
Hani nasıl annesiyle gizli gizli konuşabiliyorsa yayına bağlanıp bağlanmamaya da kendi karar verebilir diye düşünüyorum. Elif Hanım, şimdi olayı yani ekran başından Nurten Hanım'ı dinlediniz. Gelin ve gelin kaynanın arasında bir sürtüşme yaşanmış. Bunu da kabul ediyor. Ben onların ayaklarına da gittim diyor. O kapı benim suratıma da kapandı. Ama 5 yıldır beklemedeyim. Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Mesela kendimden örnek veriyorum. Nurten Hanım'dan değil. Evet. Şu anda benim kayınvalidem kapıma değil, her gün kapımda yatsa benim için bazı şeyler bitmişse bitmiştir yani. Peki eşiniz... Neden bitmiştir ama daha peki, önce yaşananlarla alakalı. Elif, eşin dese ki ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Lütfen tüm aile ilişkilerimizi düzeltelim dese sıcak bakar mısın? Şöyle söyleyeyim Esra Hanım, hani benim çocuğumun psikolojisini etkilemeyecekse, hani çocuğum zarar görmeyecekse neden olmasın? Ama her defasında hatalar tekrar edildiği için, ya o yüzden izin vermiyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum. Hani ya da şöyle söyleyeyim size Elif Hanım, 18 yaşına geldiğinde çocuğunuz babaannesiyle kendisi iletişime geçtiğinde ve dönüp size geldiğinde, anne ya babaannemle bir iletişim çocukken kuramadım, aslında babaannem anlatılan gibi değilmiş dese, babaannesiz geçen yılların telafisi var mı size göre? Yok, yok, tabii ki yok. Peki, bu anlamda Elif, üzülür müsünüz? Ya o öyle iletişimi, bir şey tabii ki üzülürüm. Ya aslında siz bilinçli ve bakın bir takım değer yargıları da oluşmuş bir annesiniz. Sizden ricam, bunu da kontrol edebileceğinizi düşünüyorum. Çocuğunuz zarar vermeden az ve öz o ailevi ilişkileri lütfen kurun. Sağlayayım. Bunlar çok önemli ilişkiler çünkü. Daha var telefon altında, bir kayınvalide var. Ben de 18 aydır torunumu göremiyorum. Cümlesi de şu hanımefendinin, Yıldız Hanım. Kaynanalar gelin, gelinler kaynana olmuş. Yıldız Hanım. Doğru. Buyurun. Hoş geldiniz Canan Hanım. 18 aydır torununuzu neden göremiyorsunuz? Torunumu göremiyorum. Çünkü neden? Neden? Oğluma demiş ki anne seni bana kötülüyor. Bir anne evladım kime kötüler? Esra abim lütfen söyle. Kim kimi kötülemiş onu anlamadım. Ben geline oğlumu kötülüyormuşum. Geline kendi oğlunuzu kötülüyorsunuz. Evet öyle, öyle yapıyormuşum ben. Ve samimi söylüyorum Esra Hanım. Ben 2 ayda, 3 ayda bir yani bagaj hediyeler türen bir kıymadeyim. Bana bir kahve pişiriyor biliyorsunuz. Sabah kahvaltısına, öğlen yemeği, akşam yemeğine bir şey götürüyorum. Böyle bir kayınvalidim. Ama ben oğlumu kötülüyormuşum. Ben şimdi geri durdum. O, çünkü oğlum üzülmesin, mutluluğu bozulmasın diye. Lütfen ben bu kayınvalideye hak veriyorum. Bu kadın haklı. Oğlunuzla görüşüyor musunuz peki? Hayır, arayıp sormuyorum. Ben oğlumu kötülemiştim. Yani şimdi siz oğlunuzu gelinize kötülediniz ama oğlunuz da 18 aydır sizinle hiçbir iletişim kurmuyor mu? Hayır, hiçbir iletişim kurmuyor. Ya bir evlat, annesi kötüle abi lütfen. Lütfen Esra Hanım, ne kadar zorluklarla büyüsünüz evlatlarımızı hepimiz. Kaç yaşında oğlunuz? 43-44 civarı. Evet. 43-44 yaşında, hani artık o yaştaki birine şunu şöyle yap böyle yap denilecek bir yaşta değil. Oğlunuz evet, sizle iletişimi kesti. Torunlarınız var mı? Var, 2 tane torunum var. Kaç yaşındalar? Küçükler. Küçükler. Ve evet, bu 18 aydır o çocuklar da babaanneleriyle görüşmüyorlar. Evet, görmüyorlar. Maalesef göremiyorum. Buradan çağrıda bulunmak ister misiniz oğlunuza ve gelininize? Asla. Huzurları bozulmasın Esra Hanım. Asla. Peki sizlerle görüşürler, yani bir çocuklar babaanneyle ya da oğlunuz annesiyle görüşürse nasıl bir huzurları bozulacak? Vallahi bilemiyorum. İstenmiyor kayınvalidelik. Ben bu kayınma hak veriyorum. Ya bu gelin hani istenmiyor derken sanırım iki kadın arasındaki bir çatışma yok, çıkıyor. Yani orada bir çatışma herkes... yok ki. Yoksa niye tartışma var? Yani doğumunda bile annem gelmesin, senin geldiğin yani bir gelin bu. Yani ben ne yapabilirim ki? Fazla müdahale eder miydiniz oğlunuzun asla, evliliğine? Asla. Araları bir kere bozuldu. Ben dedim çeketini alıp çıkıyorsun. Gelinimle sorunlarım. Benim yanımda kalıyor. Sen de bunları göremiyorsun. Ben böyle bir şey de yaptım. Karı koca kavgalandım.
ve ben varken dedim lütfen sesinizi yükseltmeyin. Benim peki, burada kalacağım 2 gün. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Çağrı yapın dedim. Çağrı yapmıyorum dedi. Ben de çocuğumu kayınvalideme göstermiyorum diyen bir gelin. Ezgi Hanım merhaba. Alo. Ezgi merhaba. Bak bu konuda yalnız değil misin?